Yarın inşallah. 50 sene sonra, belki 100 sene sonra, belki bir ay sonra. Mehdi Aleyhisselam gibi birisi çıkıp geldiğinde. Mehdi Aleyhisselam çıktığında ya da onun vazifesini yapmaya hazır bir delikanlı çıktığında bugün işe yaramadığını söylediğimiz insanlardan birisinin çocuğu olarak gelecek. O zaman insanlık anlayacak ki kaç bin senedir bu bekleniyormuş meğer ki bütün bu defolu ürünler sağlam bir ürün içinmiş. Bu anlaşılacak. Bundan 1450 sene önce Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelsin diye kaç bin ana çocuk doğurdu. Belki kaç yüz bin baba Çocuk besledi. Hiç kimse Muhammed beklemiyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Kim olacağı da belli değildi. Müşrik bir toplumun içerisinde hiç onun gelmesi mümkün olmayan bir toplumun içerisinde birbirlerini öldürecek kadar vahşileşmiş bir kabilenin ortasında Allah kainatın efendisini yarattı. O gün anlaşıldı ki bütün bu Arızalı, defolu, sıkıntılı ürünler, çalışmalar aslında onun beklendiğinin işaretiymiş. Yarın içinde geçerlidir bu. Bir insanın bütün insanlık kadar değerinin olması bundan kaynaklanıyor. Yarın inşallah insanlığın yüzünü güldürecek müjdeli, muştulu bir insan geldiğinde, babasına, dedesine bakılacak ki, zaten babası, dedesi öyle biri olsa o beklenmezdi. Babasının, dedesinin, dedelerinin, ninelerinin, 500 sene geçmişinin hayal etmeyeceği biri gelmiş olacak. Bize göre bir hesap değil bu şüphesiz. Allah'a göre bir hesap. Çünkü biz kendi çocuklarımızın doğumundan itibaren takvim tutuyoruz. Bir de annelerimizin, babalarımızın bize anlattığı bizim doğumumuzu bilebiliriz en iyi ihtimalle. 5-10'da 10 akrabamızın, 20-30'da çevremizden insanının biliriz. Bu kadar bizim bilgimiz. Allah ise ilk insandan bugüne kadar doğmuş, büyümüş, yaşamış bütün insanları ve bundan sonra doğmadıkları halde Kaderde doğmaları ve yaşamaları bulunan bütün insanların nefes alışlarını da bilen bir Allah'tır. Bu sebeple Allah'ın hesabı ile kulların hesabı arasında fark vardır. Bu fark neredeyse sonsuz rakamı ile hiç rakamı arasındaki kadardır. Böyle büyük bir fark vardır. Allah'a teslim olanlar, hesabı kitabı Allah'a bırakanlar zarar etmezler. Bu büyük kainatta bu büyük düzen içerisinde kendi çapında aklınca hesap yapmaya kalkanlar hep iflas hesabı yapabilir.